Akşam misafiriniz geliyor. Kalabalık da bir misafir. Bir tatlı yapmak istiyorsunuz ama çok az fıstığınız var. Aa, bu fıstık yetmez ki. Bu fıstıkla kaç kişilik tatlı olur ki? Demeyin. Demedi demeyin, bizi izleyin. Fıstık gibi bir fıstık yapacağız şimdi. Evet. Fıstık gibi fıstıkla bir tatlı yapacağız. Gelsin mi malzemeler yoksa anlatarak direkt... Şöyle. Senle mi başlayalım? Evet, aslında Nur fıstık gibi bir fıstık dedin ama neye göre, kime göre şimdi? Bunu mutfakta hanımlar evlerinizde ufacık bir hile olarak yapabilirsiniz. Ama evet, dersiniz ki ya biz bunu peki dışarıda yaşıyor muyuz? Bakın dışarıda gittiğinizde birincisi bir baklavanın kilosu bu fıstık 2 yılda 1 hasatta çok fazla oluyor ülkemizde. Bir de kilosu da pahalı. Kilosu da pahalı. İşte o yüzden pahalı zaten. Bir sene çok, mesela bu sene fıstık az hasat var ülkemizde, Antep'te. O yüzden hasat az olduğu için biraz pahalı bu sene. Seneye daha ucuzlayacak bu fıstık. Ne oluyor baklavacılar? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hileciler. Hileciler diyelim bu arada. Evet. Tabii her baklavacı değil. Her baklavacı değil. Ne yapıyorlar? Alıyorlar bezelyeyi. Donuk bezelye. Biliyor muydunuz bunu? Donuk bezelye. Bakın aynı renk. Hiçbir fark yok. Bir tek ne farkı var biliyor musunuz? İçerisine birazcık şeker koyacağız. Ve onu rondadan geçireceğiz. Tadı? Tadında da et. Onu da et. Şimdi öyle yapmıyoruz. Tabii hileci olunca hayatım biraz da bundan katıyoruz. Aynı kıymadaki gibi. Şimdi her şeyi de tek başına kullanmıyoruz. %20 payda olsa koyuyoruz içerisine aynı zamanda. Ey Allah'ım, daha gözlerimiz neler görecek, kulaklarımız neler duyacak. Evet, o yüzden de... Ama bu tabii masum hile yani. Evde yaptığınız zaman masum ya, hile. Evde yapınca masum... Ama dışarıda o parayı değil mi? Ya bence değil yani her bir şeyi... Bir görelim mi o zaman? Tamam, hadi görelim. Hadi yapalım o zaman beraber. Her şeyi hilemizi şöyle yapalım. Evet. Yardım edeyim mi ben de sana? Şimdi biz bezelyemizi şöyle rondomuzun içerisine koyacağız. Donuk kullanmanızı tavsiye ederim size. Hileciliğin de donuğunu tavsiye etmek herhalde bende görünüyor. Tavsiye ediyorum, donuk kullanın. Nasıl, oluyor mu? Olmuyor. Yani benim şu kabiliyetsiz yönüm ne olacak? Ama yok Nurcuğum, mutfakta iyisin ya, öyle deme lütfen. Nerede iyiyim, ne zaman blenderlara el atsam mutfakta? Ha, inanılır gibi değil. Fıstıkla bezelyeyi harmanlayacaksın. Evet. Mesela pastacılıkta kestane pasta hiç yedin mi Nur? Kestane evet çok severim. Öyle mi? Evet. Kuru fasulyeli pasta yedin mi hiç? Kuru fasulyeli pasta mı? Evet. Yok, hiç yemedim. Evdeki kuru fasulye. Yemedin değil mi? Yok, yemedim. Halbuki çok yedi, haberi yok. İnanın hepimiz kuru fasulyeli pasta yedik. Ama ne yazık ki hiçbirimiz bundan kuru fasulyeli mi? Değiliz ne yazık ki. Yani kestane yerine kuru fasulye evet, kullanıyorlar. Evet. Bildiğiniz kuru fasulyeyi bir güzel bir gece önceden suya koyun. Aynen, o da böyle şişsin güzel güzel. Arkasından rondodan geçirin. İçerisine birazcık tatlandırın. Hatta ve hatta mümkünse tavada da şöyle karamelize edin. Kestane tadı vermemiz lazım çünkü. Ve alın size güzel, aynı bu bezelye gibi güzel bir katmer yapalım hadi. Hadi yapalım. Yapalım değil mi? Biraz katmer. Sonra da Orhan Tarçın hocamızı da burada canlı yayında sizlerle buluşturacağız. Böyle yediniz, içtiniz. Aman canım, bu da kilo değil ya. Bu benim gaz. Bu gaz hiç gitmez biliyor musunuz? Bu gaz hep böyle durur. Ama bazılarımızda gerçekten gaz bu. Bazılarımızda şişkinlik, bazılarımızda kilo. Ama bugün Orhan Tarçın hocamızla birlikte çok güzel şeyler öğreneceğiz. Mesela bu yediğimiz gıdaların ne kadar sürede sindirildiğini, neler yaşayacağımızı hepsini öğreneceğiz. Sorularınızı da bekliyorum hocamıza. Şimdi baklava yufkası galiba değil mi bu? Evet, baklava yufkası ama evlerinizde sizler normal yufka da kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Baklava yufkası genelde... daha mı güzel oluyor böyle kıyır kıyır değil tabii, mi? Tabii tabii, daha çıtır çıtır oluyor. O yüzden de daha güzel oluyor. Şimdi ben kaymağını bol kullanacağım. Hazır hile yapacağız, bari oradan tabii kaçmayalım Nur değil mi? Hilemiz varken kaymağı bol olsun yani. Şimdi bakın bunu da aslında çok kolay bir yöntemle yapacağız. Tabii birazcık Antep fıstığı da koyalım değil mi? Yazık olmasın. Allah'ım. Ama biraz da bezelye yani de koyalım. Yani diyorsun ki biz böyle yediğimiz hani o ucuz baklavalarda
Antep fıstığı diye aldığımız ucuz baklavaların içerisinde bezelye var. Sana şunu soracağım. 10 liraya sizce kilosu 40 lira 50 lira olan bir fıstıktan 12 liraya bir tepliye bir kilo baklava verilebilir mi sizce? Mümkün mü değil mi? Ya mümkün değil böyle bir şey. Ve bunu veriyorlar. Bir de bizler de gidip alıyoruz bunları. Yani, ya almayın vallahi evde yapın. Almayın. Hani yap kırkın şey çırpın bir kek değil mi? Aynen öyle. Üzerine dökün şerbeti annem babam usulü. Hem sağlıklı oluyor hem sağlığına zarar vermiyor hem lezzetli oluyor. Ben şimdi birazcık da arasına toz şeker koyacağım ki hilemiz ortaya çıkmasın yani değil mi? Bu tadı anlaşılmayacak mı peki yani? Anlaşılmayacak. Şimdi yediğinizde hiçbir şey anlamayacaksınız siz. Fıstık bense gibi fıstık. Anlamayacağınız bir şey yapıyorum şimdi. Bu tabii şimdi Gaziantep'ten bizi izleyenler varsa evet, iki hafta lütfen önce onlar gönül koymasınlar. Antep'in katmeri gibi gözüküyor çünkü bu ama Antep'in katmeri bir başka oluyor. Başka oluyor. Ne bir başka oluyor Antep'in katmeri. Aynen. Değil mi? İki hafta önce Antep'teydim sayın onu şöyle alalım istersen onu koyayım. Beraber ama eliniz yanmasın hayatım. Evet alayım, biraz. Yanar. Bir dakika bekle yanma. Ondan sonra bir de mutfak kazaları işlemek zorundayız seninle. Dur. Bir gün işleyelim onu. İşleyelim. Seni mutfakta. Mutfakta daha çok görmek istiyorum Özlemciğim. Ama alkış duymadım. Sen istiyorsun. Hani? Ama ben hep böyle şeyler anlatırım Nur. Benim işim bu yani püf özlem. Nasıl? Harika değil mi? Yani mutfağımızda olan gerçekleri bizle yüzleştiriyorsun. Ve diyorsun ki bunu böyle uygularsan daha sağlıklı olur. Bu arada hanımlar bir şey daha öğrendim. Özlem ocağı böyle tereyağı bir güzel tavaya döşerken ne öğrendim biliyor musunuz? Herkes farklı şekillerde çay demliyor değil mi? Şimdi ben çayımı koydum. Yönetmenimizden de rica edelim. Bak çayım kaynıyor değil mi? O yağ erirken bir püf noktası daha vereceğim size. Normalde ben kendimden yola çıkarak söylüyorum. Aslında sizin de fikrinizi almak isterdim ama çayı nasıl demliyorum? Fokur fokur çay kaynıyor. Buraya çay koyuyorum. Ondan sonra su kaynamış diyorum. Cos diye döküyorum çayın üzerine. Biraz işte altını kısıyorum. Hadi çay hazır herkes sofraya diyorum. Bu da yanlışmış biliyor musunuz? Evet. Ya vallahi ben bile ne hatalar yapıyormuşuz. Neden yanlış? Neden yanlış? Önce çay özellikle kaçak bir çaysa çayın sahteliği de çok önemli Nur burada. Ama halis muhlis şöyle Türk çayıysa böyle kokulu o zaman ne yapıyoruz? Çayımızın suyu hazır olsun. Çünkü çayı direkt olarak içine koyup suyla birlikte kaynattığımız zaman bir çelikle birlikte ya da porselenle birlikte o da yanmaya başlıyor. O yüzden o da bu sefer acı bir tat elde etmenizi sağlıyor. Ondan dolayı önce su kaynayacak, demliğimiz sıcak ve çayımızı koyduk ve hemen üzerine suyunu koyuyoruz. Eskiler hep der ki aslında baktığında Nur çay içine çekti mi der. Çay ne zaman içine çeker biliyor musun? Ya da oturdu mu? Oturdu mu der. Oturdu ne zaman mu? Çeker? Benim anneannem derdi hep. Çay oturdu mu? Hiç anlamazdım küçükken. Evet. Şimdi çay oturması ama neden biliyor musunuz? Çay böyle demlendiği için oturması sorulur aslında. Şimdi bakın çayı koyduk. Bildiğimiz şu an sadece bir su kıvamında ve çay kaynayacak. Şimdi gördüğünüz gibi çay tepede oturmadı. Ama bu kaynayacak sıcağıyla birlikte işte çay oturacak. Aslında çay da böyle demleniyor. Bu kadar. Bu arada aldığınız çaylara da lütfen dikkat. En önemli şeylerden bir tanesi çay sakın zehirlemez diye düşünmeyin. Bir, evinizde ne yaparsanız yapın üretim tarihi ve son kullanım tarihi. Yani ilk giren ilk çıkar. Mutfağınızda ne yaparsanız yapın. Her zaman dolaplarınızda üretim tarihleri ve son kullanma tarihi. Pakete atıyoruz, kavanozlara dolduruyoruz. Hayır, bununla geçmiyor. Bugün mercimeğin en kolay zehirleme bir mercimek çorbası Nur. Ne kadar önemli biliyor musun? En hızlı zehirleme özelliğine sahiptir mercimek çorbası. Mercimek çorbası deyip geçmeyin. Sıcak sıcak pişiriyorsunuz. Arkasından gidiyorsunuz onu. Sıcakken dolaba koyuyorsunuz. Hayır efendim. Sıcakken hiçbir şey dolaba koymayacağım. Konuşulacak öyle şey var ki. Özlem sen katmeri pişirirken Orhan Tarçın hocamı çağırabilir miyim Hadi ben? Hadi bakalım. Ama bu katmerin pişmiş halini biraz sonra gelip göreceğim. Tamam. Hatta belki tadarız bile. Tadacağız değil mi? Evet. Fıstık gibi fıstıkla bir tatlı yaptık. Sonucunu da merak ediyorum. Özlem gelir misin? Bak hocamıza da göstermek isterim. Şimdi diyorsunuz ki böyle hocam bu kadar
bahsettiniz, ben de size bir güzel bir hileli bir katver yaptım. Çok teşekkürler. Bak, görüyor musunuz? Hileli katmerimiz. Ne diyorsunuz? Fıstık gibi fıstıkla yaptık. Özlemciğim, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sevgili hocam, şunu sormak isterim. Hemoroidi kendi kendimize evde tedavi ediyoruz. Bu neye yol açar? Ne olur? Hemoroid giderek daha üst derecelere doğru ilerlemeye başlar. Biz bunu 4 grade olarak, 4'e ayırarak inceliyoruz hemoroidi. Grade 1, 2 hafif oluyor. 1. 2. evre, ama 3'te hemoroidler dışarıya çıkıyor. Ancak kendiniz bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz, ama grade 4 olduğu zaman ameliyata ihtiyacınız var. Ben şuradan göstereyim aslında. Yakın çekim yapabilir mi? Peki. Şimdi burada bakın, hemoroidler şu noktada oluşurlar ve dışarıya sarkarlar.